Eminim hepinizin Sinan'la ilgili bir sürü anısı vardır. Ama Sinan'ı en iyi anlatacak insan yine Sinan'dır. Anlat Sinan. Güven Bey, ben tam anlamadım. Bana telefonda ayın elemanı seçildiğim söylendi, o yüzden... Öyle zaten seçildin. Bu ay açık ara en iyi performansı sen sergiledin. Ve en yüksek primi sen hak ettin. Ama ben burada kimseye prim vermem Sinan. Yani? Yani anlayacağın, seni ölü gösterip sana vereceğim primden kurtulmuş olacağım. Hadi kutlayalım bunu. Güven Bey, bunu söylemek biraz tuhaf ama ben yaşıyorum. Benim için öldün Sinan. Üzüldün mü? Üzülme. Üzüldün mü? Üzülme. Üzülmene gerek yok Sinan. Sordum, soruşturdum. Senin için üzülecek kimse çıkmadı. Sevgilin yok. Hayalin yok. Paran yok. Güvenebileceğin kimse yok. Hadi üfle mumları. Üfle. İyi ki öldün Sinan. İyi ki öldün Sinan. İyi ki öldün, iyi ki öldün. İyi ki öldün Sinan. Haksız da sayılmazlardı aslında. Kıvılcım beni reddettiğinden beri yaşayan bir ölüden farkım yoktu. Onu unutmak için bir şeyler yapmalıydım. Ben de sonuna kadar çarpışmayı seçtim. Azim, bu bir işaret. Benimle evlenir misiniz? Burnunuz kanıyor. Önüme kim çıksa evlilik teklif ediyordum. Kıvılcımı kaybedince kendimi de kaybetmiştim. Kimileri teklifim karşısında kendinden geçiyordu. Benimle evlenir misiniz? Kimileri içinse sıradan biriydim. Beyefendi, sıra sizin değil. Lütfen sıraya girer misiniz? Çocukken kiminle evleneceğimi sorduklarında senin adını söylerdim. Benimle evlenir misin Hatice teyze? Vay benim Sinan'ıma bak. Büyümüş de şaka yapıyor teyzesine. Sen büyüdün de şakacı mı oldun?